Evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet, iki hayır. Bir şey söyleyeceğim. O en son dört tane figür vardı. Evet. Bir tanesi benim, bir tanesi Özgü, bir tanesi Acun. En koca kafalı kimdi? Eser abi, izniniz var mı? O gerçekten jüri miydi o? En son evet. Yani en... Ben pardon, ben onu anlamadım. Son anda sıkıştırdım. O ne oğlum? İlk insan daha son insana doğru evrim teorisini yapmışlar ya. O neydi? En baştaki Eser miydi? He? Bendim o. Senin kafan mıydı? Evet. Ya yeme beni şimdi, eşitlik olsun diye yapıyorsun ya. En baştaki sonuna Eser kadar miydi? Çok güzeldi her evet. Şey, sonunda berbat bir evet şey yapmışsın. Gerçekten Eser, Eser sen abi, biz sevdiğimiz için öyle ufak bir espri yapalım dedik. Çok güzel. Eser kocamandı, hepimizi yutacak gibi. Bir karton ayrı bana ayırmışlar. Çok güzel. Evrim. Kartonu. Güzeldi, güzeldi. Arkadaşlar ben hani Turbo. İşte ikinci sezonum burada. Hani daha önce de hep televizyonda izliyordum. Bu benim en beğendiğim gösterinizdi. Helal olsun vallahi. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yani şey, mantığı süperdi. Oradan hani buraya geliş anınızı canlandırmanız. Ondan sonra da kendi şovunuza tekrar dönmeniz. Harikaydı, süperdi. Yine ilk turda bakıyorum Acun abi yine size hayır demiş. Aa. Yani Acun abinin bugün talihsiz bir günü diyelim Acun yani. Acun abi bize uyarılsın diye hayır vermişti, çok işe yaradı aslında. Yani Acun abi insanları uyaracak diye şey oldu yani. Yani hayır da bir hayır mı? Bir kişi daha uyarsa yoktunuz. Dünya çapında gölge sanatıyla ilgilenen arkadaşlara da hayır. Çoluk çocuk, yani ufacık çocuklara, minik ellere de hayır. Acun abi bugün talihsiz. Ya o gün herhalde tadın yoktu yani. Acun abi, abiden ben gelen şer de hayır da bizim için başımızın üstündedir. Ya dur şimdi koy koy. Aa, ya bir dur ya. Bravo. Laf değil ya. Öyle, bence de öyle. Acun abinin hayırında... Ömer sana abi. Bir şey sorabilir miyim ama bana lütfen doğru cevap ver. Ben sadece... Doğru cevap ver. Bugün niye böyle oldu tamam, yani? Tamam, sana bir şey soracağım, doğru cevap vereceksin. Evet abi. Şimdiye kadar hayır dediğin kaç yarışmacı yarı finale çıktı? Kaç yarışmacı? Evet senin. 3,5. 4 demek o. O 4 oldu mu? Üç. O 4, 3,5 demek 1,5 yarışmacının yarısı çıkmıyor. Ay yok. Yani 4 yarışmacı. Hayır, benim yarımları saymıyorum. Bir hayır dediğimizde bir evet dediğimiz birleşip bir araya gelmişler ya. O yüzden 3,5. Diyelim 4. 3,5'den 4 mi aldın? Tamam 4 olsun. Ben şu anda açık söyleyeyim. Bu arkadaşlarımız daha önce 2 sene boyunca yarı final gördükleri için beni ilk turdaki gösterileri artık tatmin etmedi. Yeni çok gelmedi. Çok düşüktü zaten. Ama seyircimiz yine takdirdir. Onlar iyi bulduysa diyecek hiçbir şeyim yok. Zaten onlar da çok mutlu. Sen bunu beğenmedin mi? Bunu beğenmedin mi? Bu nasıl? Çünkü süperdi bence. İyi değil mi? Çok çok iyi. Teşekkürler hocam. Ama yani birinci turla alakası yok. Onların tabii yani çok motive olup, bu iş öyle bir iş ki, aşırı motive olup çok güzel bir gösteri yapmaları lazım. Ortalaması bunun çok sıkıyor çünkü. Evet. İşte ben de bunu diyorum. Bunu daraltıyor yani insanı. Evet. İşte ben de bunu diyorum. Ben bunu demiyorum ama. Eğer siz bana uysaydınız şimdi bu çocuklar burada yoktu, hata etmişim. Çocuklar burada yoktu, hata etmiş. Ama ben de diyorum ki bazen ilk belli olmuyor işte. Doğru doğru. Çok kötü bir tur geçirmişlerdi. Haklısın, hayırlıktı. Ben... Sen evet dedin. Evet dedim ama neden evet dedim biliyor musun? Farklı bir daldı ve yine evet. İdare ederdi ama kötüydü. Ama şimdi mesela üstüne çıktılar çok performansların. İşte böyle yanıltıyorlar oturan insanı. Peki. Sen hayır demişliğinle kalıyorsun. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz ve yüzdemizi alıyoruz. Ben de tebrik ediyorum bu arada arkadaşlar. Çok teşekkürler hocam. Gönülden tebrik ediyorum.